Sesli Kitap Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali Meali yazan Elmalılı Hamdi Yazır 44. Sure Duhan Suresi 59 Ayet Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle Ha-Mim O apaçık kırk kitaba andolsun ki biz onu gerçekten mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz onunla insanları uyarmaktayız. Bir gece ki her hikmetli iş onda ayırt edilir. Tarafımızdan bir emir. Çünkü biz Resul gönderiyorduk. Rabbinden bir rahmet olarak. Muhakkak ki o işitendir, bilendir. Siz eğer kesin olarak inanıyorsanız, İyi bilin ki Allah göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur, hem diriltir hem öldürür. Hem sizin Rabbiniz hem de önceki atalarınızın Rabbi. Fakat onlar şüphe içerisinde oynuyorlar. O halde gözet, o semanın açık bir duman ile geleceği günü ki insanları saracaktır. Bu çok acı verici bir azaptır. Ey Rabbimiz, bizden bu azabı aç, çünkü biz müminleriz diyecekler. Onlara düşünmek, ibret almak nerede? Halbuki muhakkak onlara apaçık bildirilen bir peygamber geldi. Sonra ondan yüz çevirdiler ve bu öğretilmiş bir delidir dediler. Biz o azabı biraz açıp gidereceğiz, fakat siz yine döneceksiniz. Ama o büyük tutuşla yakalayacağımız gün elbette biz intikam alacağız. Yemin olsun ki onlardan önce Firavun'un adamlarını fitneye düşürdük. Onlara da çok şerefli bir peygamber gelmişti. Şöyle ki, Allah'ın kullarını bana teslim edin. Çünkü ben size emin bir peygamberim demişti. Ve Allah'a karşı baş kaldırmayın. Çünkü ben size açık bir delil ile geliyorum. Ve haberiniz olsun ki ben sizin beni taşlamanızdan Rabbime ve Rabbinize sığınmışımdır. Onun için eğer bana iman etmezseniz hiç değilse benden uzak durun. Sonra Rabbine dua etti. Bak bunlar günahkar bir kavim dedi. Hemen kullarımı geceleyin götür çünkü siz takip edileceksiniz. Ve denizi açık bırak çünkü onlar ordu halinde gelip boğulacaklar. Onlar neler bırakmışlardı? Ne bahçeler, ne pınarlar, ne çiftlikler, ne güzel konaklar ve içinde zevk sürdükleri ne nimet ve ferah. Evet öyle ve hep onları başka bir kavme miras bıraktık. Sonuçta ne gök ağladı üzerlerine ne yer ne de mühlet tanınmadılar. Yemin olsun ki İsrailoğullarını o alçaltıcı azaptan kurtarmıştık. Firavundan. Çünkü o haddi aşanların en üstünüydü. Ve yemin olsun ki biz onlara bir bilgi üzerine alemlere karşı üstünlük vermiştik. Ve onlara ayetlerden öylesini vermiştik ki onda açık bir nimet ile imtihan vardı. Fakat şu diğerleri diyorlar ki ilk ölümünüzden ilerisi yok. Ve biz yeniden diriltilip kaldırılacak değiliz. Haydi getirin babalarımızı doğruysanız. Onlar mı daha hayırlıdır yoksa Tubba kavmi ile onlardan öncekiler mi? Biz onların hepsini de helak ettik. Şüphe yok ki onlar günahkar idiler. Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri bir oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık. İkisini de ancak hak sebeple yarattık. Fakat birçokları bilmezler. Haberiniz olsun ki o ayırt etme günü hepinizin zamanlarıdır. O günkü dost, dosttan hiçbir şeyle yarar sağlayamaz ve bir taraftan yardım da olunmaz. Ancak Allah'ın rahmetiyle bağışladığı başka. Çünkü o üstün olan esirgeyendir. Şüphesiz ki o zakkum ağacı. Çok günaha düşkün olanın yemeğidir. Pota,
erimiş maden gibi karınlarında kaynar. Kaynar suyun kaynaması gibi kaynar. Tutun onu da yaka paça cehennemin ortasına sürükleyin. Sonra da başının üstüne erimiş madenlerin azabından dökün. Ona şöyle deyin: tat bakalım azabı. Hani sen kendine göre çok güçlü ve çok üstündün. İşte sizin şüphe ve mücadele edip durduğunuz bu. Elbette takva sahipleri emin bir makamda, cennetlerde pınar başlarında, ince, nazik ve kalın ipeklerden, atlaslardan elbiseler giyerek karşılıklı otururlar. Evet, böyle. Hem onları iri gözlü hurilerle evlendirmişiz de, orada emniyetler içerisinde canlarının çektiği her türlü meyveyi isterler. İlk ölümden başka ölüm tatmazlar. Korumuştur da onları o cehennem azabından. Hepsi Rabbinden bir lütuf olarak, işte budur ancak büyük kurtuluş. Biz Kur'an'ı senin dilinle indirip kolaylaştırdık. Umulur ki onlar öğüt alırlar. 59. Son. Artık sen onların başlarına gelecekleri bekle. Çünkü onlar da bekleyip durmaktadırlar.